Evet şimdi parçamın üst kısmını yapıyorum. Parçamın üst kısmını yapmak için bakın tersi burası düzüne çizeceğim. Bakın bu çok önemli. Üst parçayı düzden çizeceğim. Çünkü bluzumuzun üst kısmına yerleşecek ve düzünden çizmek zorundayız. Şimdi ön parçamızın çizdiğimizi kumaşımın üzerine yerleştiriyorum. Bakın şöyle yerleştirdim. Kenarlarını aynı eşit getirdim. Zaten kesilecek. Bakın şu sadece kemer yerini bir işaretleme yapıyorum. Burası çok önemli. Hani karşılıkta nereye geleceğini işaretlemek için. Şimdi bakın yanları zaten denk geliyor. Hemen şöyle kollarını zaten payla çizmiştik. Payla çizdiğimiz için şöyle hemen çeviriyorum. Bakın burası aslında kullanılmayacak ama sadece görüntüyü göstermek için çiziyorum. Altta da bakın bu parça burada bitmişti. Fakat öbür parçamız biraz daha uzun biteceği için burayı da işaretliyorum. Hemen yakamın yarısına kadar gelecek yarısını çiziyorum. Bakın yarısını. Şöyle biraz daha şöyle alayım. Neden yarı yaptım? Alt parçamız yarı olacak. Bunun gibi bütün olmayacak. Hemen bunu alıyorum çünkü kenarlar zaten denk geldi. Paylı bir şekildeydi. Bu kenar zaten bize lazım olmayacak. Önemli olan bu kısım. Şimdi ne yapıyoruz? Gelelim buraya. Şimdi bu parçamız şöyle bu gösterdiğim yere kadar olacak. Gösterdiğim yerden sonra Hemen şu kemer yaptığım yere bakın tam ona kadar eşitlemeyeceğim. Paylı da keseceğim. Şöyle. Bakın şuraya kadar getiriyorum. Burada aynı şekilde bunun bu yerini işaretlemek için burayı denk getirmek için işaretlemiştim. Önde zaten yeri var. Şimdi ne yapıyorum? Hemen parçamın parçamın şu kısmında şöyle verevine bakın verevine. Ben modeli tekrar şöyle hem önümüze de koyayım ki hem bunu görmüş olun. Verevine bakın bu parça uzun olacak. Yani önden uzun olacak. Şöyle tekrar alıyorum. Biraz daha size aşağı kısmını da gösterebilmek için. Verevine aşağıya kadar ön parçamın üstüne gelecek. O yüzden onu biraz geçiriyorum. Bakın geçirdim. Şimdi evet ne yapıyoruz? Modelimize şöyle hem bir yandan bakın hem de bu şekilde bakın yan bir şekilde o çaprazımıza gelecek şekilde. Şöyle biraz daha o çaprazı şöyle indirebilirim. Şu yandan şu yandan şöyle alıyorum. Şu şekilde çaprazımın şöyle göstereyim tekrar uzaktan bakın iyice şu şekilde bir açıdan alayım size gördüğünüz gibi parçamı yarı boynundan yarı bluzimin ön kısmında öbür kol ihtiyaç olmayacak yarısından indim bağcık yapacağım yeri aynı yere denk getirdim bakın burada bu çok önemli burası karşılıklı gelecek çünkü oradan birbirine bağlanacak hemen ne yapıyorum? Bunu da kesiyorum. Yan çok önemli değil. Çünkü yanda zaten payla kesilmişti. Orayı o baza aldım. Hemen buradan da payımı veriyorum. Üstünü ovarlak makinesi olanlar bu şekilde de yapabilirler. Şu kısmı şöyle ben döneceğim. Oradan kemer yerleştireceğiz. Hemen bunu da paylı bir şekilde kesiyorum bakın mutlaka kestiğiniz üst kısımdaki de olsa dikeceğiniz parçalarınız paylı kesilmek zorunda paysız kesemezsiniz paysız kestiğiniz zaman sıkıntıya girer ve şuradan yaka dönüyorum kıvırma yeriniz az kalır bu da sizi dikiş dikerken çok zorlandırır hemen omzumda da payımı bırakıyorum kolumda da çünkü bu kol da önle beraber dikilecek beraber girecek şu şekilde kolu da kesiyorum. Bakın şimdi şuraya kadar aldık. Hemen önü koyalım. Ne yaptık biz? Onu görelim. Şimdi önü dikerken bakın bunu şöyle getiriyorum bakın. Ön yüzüne yerleştireceksiniz. Arkayı da birleştirmeden İlk önce bakın şöyle ön yüzüne birleştireceksiniz. Bunu şu şekilde evet bunu böyle koyduktan sonra yani buralarını dikilecek. Şimdi ben hemen şöyle videomu dikiş anlarını bu şekilde artık anlatmaya başladım. Çünkü daha öncesinde hep dikerek gösterdik. Şimdi nereden diktiğimizi bunu bu parçamızı buraya kadar dikiyoruz. Buradan buradan şöyle bir bağ şunu da koyuyorum. Bakın buradan şunu şu şekilde bir diki şöyle iğneyle dikilmiş olarak şu şekilde size izah edeyim. Bunu da buraya. Bu benim kemerim. Karşıya da aynı kemer parçamı. Bakın. Karşıda da aynı kemer parçamızı araya girecek. Yan dikişle bu arka ile dikilirken bu yan dikişten içeride kalmış olacak. Bu bizim kemerimiz. Şunu da şöyle katlayayım. Evet ne, ne şekilde dikeceğimizi. Evet şurayı. Bazen böyle işte yanılmalar yapabiliyoruz. Ben de kumaşı tersten yapmışım buradan dikip burayı diktikten sonra bu kemer burada kalacak. Hemen buraları da katlıyorum. Artık pratikte küçük minyatür şekilde gösteriyorum. Çünkü aşırı derecede model geldi. Her modeli dikmenin imkanı yok. Sizlere bu şekilde öğretip pratik bir şekilde öğreterek bu işe devam etmek istiyorum. Bakın bu şuradan katlanacak. Kemerin de kenarı dikilecek. Şu kısmı alta getiriyorum. Alta doğru geliyorum. Bakın şöyle. Altı da bu şekilde dikiyorum. Bu önde kalacak. İlk önce bu ön parçanın bunları dikmek zorundasınız. Bunları diktikten sonra çünkü arkayla beraber birleştirdiğinizde kol ve yanlar yanlar dikişe girmiş olacak. Hemen omuzu da şöyle yakayı da göstereyim. Bakın, yakada çevirirken bu yakanın bu bu şekilde çevrilmiş olacak. Yaka ile birlikte siz burayı diktikten sonra sonra yaka çevrildiğinde yarı olarak omuza kadar omuza kadar yakası da beraber buradaki yaka ile beraber döndürerek yakayı da dikmiş olacaksınız. Bakın şimdi iğnelendiği için size bu şekilde Evet şimdi yandaki gelen kemerimiz de yan dikişlerle arka dikişi, arka blüze denk gelecek. Bunu da bu şekilde bağladığınızda bir de bir toka kullanılmış. Burada bir kumaşı şu şekilde katladığınızda bu dikişle birleştirilen yere bakın şuna arkadan bunu bu şekilde diktiğinizde böyle bağlandığında bu toka da burada kalmış oluyor. Şöyle ayarlayayım. Gördüğünüz gibi bu dizimizin sizlere ön tarafının tarifini verdim. Arkayı normal bir şekilde kestikten sonra şöyle ayarlayayım. Arkayı kestikten sonra arkayı bunun üzerine yatırdınız. Yanlar bu içeride kalacak. Bakın bu bu şekilde kalmış olacak. Şöyle göstereyim. Evet ben Şimdi bir arkada hazırladım, kestim. Arkayı bakın. Öndeki tek farkı yaka ensesi. Ön biraz daha oyuk yapılıyor. Şimdi buraya kadar tamam. Ne yaptınız? İlk önce üst parçanızın bu dikişlerini dikiyorsunuz. Bakın burayı dikiyorsunuz, şu kısmı dikiyorsunuz, yakayı dikmiyorsunuz. Yakayı birlikte çevireceksiniz. Buradaki kemerleri Bunları diktikten sonra üstüne dediğim gibi küçük bir tokayı isterseniz hazır tokalarda kullanabilirsiniz. İlla kumaş değil. Şu anda yanlar dikili değil. Yani buradaki kemerin de bakın buradaki kemerin de iğneli, dikili değil. Bakın buraya kadar sadece şurayı diktiniz. Şimdi bunun üzerine böyleyken arkayı şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Bakın. Arkayı bunun üzerine yerleştiriyorsunuz. Şimdi bundan sonra yan dikişleri yan dikişleri bununla beraber dikiyorsunuz ve bu içeride bu şekilde kalmış oluyor ve ne yapıyorsunuz? Kolu da beraber takıyorsunuz. Oradaki işte takılmış oluyor. Ben şimdi size şu şekilde bir küçükten basitten bunu ben biraz mansuz büyük kestim. E bazen arkaları hani büyük küçük de yapabilirsiniz. Bakın şöyle ben kısadan şöyle bir tutturayım size hemen bunu gösterebilmek için evet şöyle ben hızlıdan kestim bakın arka e, çok bazen evet bunu da soruyorlar mesela ön omuzda asılma yapıyorsa çok geniş omuzluysanız veya kambur payınız varsa bakın şöyle bir santim Bakın şöyle bir bir santim. Omuzu arkadan büyük yapıp şu şekilde bunu tutturabilirsiniz. Neden? Bunu söyleyeyim. Bakın yakayı çevirmeyin diye bu yüzden söylemiştim. Birlikte çevrilecek çünkü omuzla. Şu omuz bu şekilde birleştiği zaman o bir santim. Bakın o bir santim yükseklik payı. Eğer bir kamburluğunuz varsa buradaki bakın şöyle dur, tekrar gösteriyorum. Bu pay sizin o asılmalarınızı engelleyebilir. Evet şöyle tutuyorum. Bir santim eğer arkayı kamburluğunuz varsa biraz tabi sırtlarında omuzlarında etli bayanlarımızın bu sıkıntıyı yaşayabilirler. Ben şimdi hemen şu öndeki kurdalenin yerini şöyle tutturuyorum. Bakın Şöyle yapalım. Şurayı da alıyorum. Şimdi yanlardan diktiniz. Omuzları diktiniz. Ne yapıyoruz? Hadi gelin. Şimdi çevirelim. Ben iğneleyerek çevireceğim. Aslında arkayı göstermeyecektim. Ama madem belki takılırsınız. Bazen keşke şunu da yapsaydınız. Keşke bunu da yapsaydınız diyen izleyicilerim oluyor. Hem memnun oluyorum açıkçası. Şöyle yine modelimi düzeltirken evet gördüğünüz gibi düzünü çevirdim. Yakamızı hep beraber bu şekilde yakayı çevirirken unutmayın bakın buralar dikilmişti yakayı beraber çeviriyoruz. Bakın yanları kemerimizin de şu kenarlarından ben toplu ineledim bu şekilde incecik kenarlarından dikişle kemerimizi dikiyorsunuz. Yan Gördüğünüz gibi yanda içeride kaldı. Bunun da kenarlarından dikiyorsunuz. Eğer kenarı kemerin şöyle kenarını bakın çapraz şu şekilde keserseniz alt neden böyle duruyor diye sormayın. Evet ben bugün biraz elimi de kesmiştim. Şimdi bunu da bu şekilde bağladığınızda gördüğünüz gibi burada tokamızı farklı da kullanabilirsiniz. Bakın hazır tokalar da kullanabilirsiniz. Şöyle kıyafetimizin tam şöyle ekrana getireyim size. Ben dikişini göstermedim. Dikilecek yerleri tarif ettim. Bu sefer makinede göstermeden hızlı çok pratik bir şekilde yapmaya çalıştım. Bundan sonra böyle küçük Dediğim gibi Instagram ve Facebook adreslerimden çok istek aldığım için küçük minyatır şekilde göstermeye çalışıyorum. Bu gerçi şu anda güzel bir çocuğumuza da güzel yine de bluz olur. Değerlendireceğim mutlaka bunu da. Ben de kenarlarını dikeceğim ve bir çocuğumuzun giymesini sağlayabilirim. Evet bugün de sizlere bu güzel kıyafetin modelin tarifini sizlere yapmaya çalıştım. Benimle beraber pratik dikiş öğrenmek isteyen tüm arkadaşlarım. Bakın bu videomdan değil ilk önce sıfır baştan ilk videolarımdan başlamaları tercihimdir. Takıldığınız yerleri eğer ki öğrenmek istediğiniz konuları da bana Instagram ve Facebook adreslerimin mesaj bölümlerinden ulaşabilirsiniz. Sizlere her şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Makine bilgileri vermeye çalışıyorum. Benim kanalıma abone olup ve beni takip edip Birçok modeli beraber dikmeye devam edelim. Hadi abone olmayı unutmayın. Bu videonun bitiminde mutlaka abone olup ve Instagram ve Facebook adreslerime de ulaşarak beni takip edin. Nur'un Dikişevi olarak sizlere bugün bu güzel kıyafetin tarifini verdim. Bir dahaki sefere başka bir videomda buluşmak üzere. Nur'un Dikişevi olarak sizlere güzel ve mutlu günlerde bu güzel kıyafetleri dikip giymeniz için inşallah güzel günler diliyorum.